Merhaba arkadaşlar. Ara yayınları 8. sınıf atölyem kitabında üçgende yükseklik konusuyla dersimize devam ediyoruz. Konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Evet, üçgende yüksekliği bir inceleyelim. Üçgenin bir köşesinden karşı kenara veya uzantısına dik olarak çizilen doğru parçasına o kenara ait yükseklik denir. Yüksekliklerin kesişim noktasına diklik merkezi denir arkadaşlar. Bunu açıklayacağım. Geniş açılı üçgenlerde yükseklikler üçgenin dış bölgesinde kesişir diyor. Bakın en sağda geniş açılı üçgenimiz var. ABC üçgeninden bahsediyorum. Bunun yüksekliği yükseklikleri üçgenin dış bölgesinde kesişti. Dik açılı üçgende yükseklikler dik köşede kesişir. Dik köşede kesişir diyorum. Dar açılı üçgenlerde yükseklikler üçgenin iç bölgesinde kesişti diyelim arkadaşlar. Aynı zamanda diklik merkezi için o zaman dar açılı üçgenlerde diklik merkezi üçgenin iç bölgesindedir. Dik açılı üçgenlerde diklik merkezi dik köşededir. Geniş açılı üçgenlerde diklik merkezi de yine üçgenin dışındaki noktadır diyoruz. Dar açılı üçgene baktığımız zaman BC kenarına ait yükseklik AD'dir diyor. Bakın şu BC kenarımız yüksekliğimiz AD, AC kenarına ait yükseklik BF ve AB kenarına ait yükseklik karşı C köşesine indirilen doğru parçası CE'dir arkadaşlar. Dik açılı üçgenlerde dik kenarlar bakın BC ve AB birbirinin yüksekliğidir. Son olarak bir de AC kalıyor. AC'nin yüksekliği de B köşesine indirilen BD'dir diyoruz. Geniş açılı üçgenlerde şuradan bir geniş açılı üçgen çizelim ve yükseklik nasıl dış bölgede kesişiyor gösterelim arkadaşlar. Şöyle bir geniş açılı üçgen çiziyorum. İsimlendirelim. ABC üçgenimiz olsun. Evet, burası geniş açı. Şimdi AC'nin yüksekliği, yükseklikleri farklı bir renkle çizeyim. AC'nin yüksekliği B köşesinden çizdiğimiz dik doğru parçasıdır. Burası AC'nin yüksekliği. Yükseklikler dik olmak durumunda. Devam ediyorum. Şimdi BC'nin yüksekliğini çizeceğim. A'dan dik indirmem gerekiyor gençler. A'dan dik indireceğim. O halde bunu uzatıyorum. Ve A'dan dik doğru parçası indiriyorum. Evet. Bu doğru parçası bizim için BC'nin yüksekliğidir diyoruz. Evet, şurası. Buraya ne diyelim? H diyelim. AH doğru parçası BC'nin yüksekliği oldu. Devam ediyorum. Hatta şunu buradan silelim çünkü orası bana gerekecek. AB'nin yüksekliğini çizmek istiyorum. O halde C köşesinden dik doğru parçası indirmem gerektiği için AB'yi uzatıyorum. Evet. Buradan bir dik doğru parçamızı indirelim. Bu da benim için AB'nin yüksekliği oldu. Peki bunlar nerede kesişir? Bakın ben bunları devam ettiriyorum ve uzatıyorum. 3 tane yüksekliğimi uzatıyorum arkadaşlar. Şunu biraz düzgün çizmedik herhalde. Evet, üçgenin dış bölgesine kesişti. Şu nokta bizim ABC geniş açılı üçgenimizin yüksekliklerin kesiştiği noktadır. Aynı zamanda diklik merkezidir arkadaşlar. Diklik merkezi nerede? Geniş açılı üçgende diklik merkezi nerede kesişti? Nerede buluştu? Üçgenin dış bölgesinde kesişti diyoruz. Evet, etkinliklerimizle devam edelim. Evet, birinci etkinlikte benden ne istiyor? Verilen üçgenlerin mavi kenarlarına ait yükseklikleri çiziniz ve kaç birim olduğunu bulunuz diyor arkadaşlar.
Mavi kenarlara ait yükseklikleri çizelim. Önceki çizelim, daha sonra sayarım. Evet. Mavi kenar tabandaki kenar. Karşı köşeden dik doğru parçası indiriyorum. Evet, mavi kenar burada. Bunun yüksekliği, bakın gençler, geniş açılı olduğu için dışarıdan geliyor. Evet. Mavi kenar burada dik açılı üçgende yükseklik, diğer kenardır diyorum. Evet, mavi kenar burada dar açılı üçgen. Evet, yüksekliğimizi çizdik. Biraz daha düzgün olsun. Evet, E'de yine dik açılı üçgen, dik kenar, diğer dik kenar bizim maviye ait yüksekliktir diyoruz. Evet, mavi kenar ve dar geniş açılı üçgen. O halde üçgenin dış bölgesinde indirin dik doğru parçası bizim için yükseklik olur diyoruz. Şimdi şunları bir tamamlayayım. Şunu noktayla göstermemiz gerekiyor. Geniş açılı üçgenlerde noktayla uzatıyorum kenarımı. Evet. Şimdi birim olduklarını, kaç birim olduklarını sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. B'ye bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birim. C'ye bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Şöyle 6 birim diye içine yazayım. Ç'ye bakıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Bu da 6 birim. Evet, D'ye baktığım zaman 1, 2, 3 birim. E'ye bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim yüksekliğimiz. F'ye baktığım zaman da 1, 2, 3, 4, 5 birim olarak yüksekliğimizi görüyoruz. Evet, ikinci etkinliğe bakıyorum. Aşağıda verilen üçgenlerin AB kenarlarına ait yükseklikleri çiziniz diyor. AB kenarına ait yüksekliği çizeceğiz. Evet, doğru parçamı alıyorum. AB kenarı burada. Nereden indirmem gerekiyor? C köşesinden indireceğim. Diğer köşeden dik doğru parçası indiriyorum arkadaşlar. Evet, AB kenarı burada. C köşesinden indirdiğim dik doğru parçası bizim yüksekliğimiz olacak diyoruz. Evet, AB kenarı burası arkadaşlar. C'den indiriyorum. Evet, AB kenarına C köşesinden indiriyorum. Bu sefer geniş açılı olduğu için üçgenimiz, evet, üçgenin dış bölgesinden bir yükseklik çiziyoruz. Şurayı noktalarla gösterelim ve birleştirelim. Evet, bunlar 90 derecedir. Yani yüksekliktir diyorum. Evet, devam ediyorum üçüncü etkinlikle. Yanda verilen şekil kare ve dikdörtgenlerle oluşturulmuştur. Buna göre ABC üçgeninin AB kenarına ait yüksekliğin uzunluğu kaç santimetredir diye sordu. AB kenarımız bu tabandaki yükseklik kenar arkadaşlar. Yüksekliği C köşesinden indireceğimiz dik doğru parçasıydı. Yani şu bizim için yükseklik olacak. Evet. Şimdi dikdörtgene baktığımız zaman kısa kenarımız 6 santimetre ise, o halde bu kenarımız da 6 santimetredir. Diğer kare dediği için arkadaşlar, bakın bir kenarımız 8 santimetreydi. O halde burası da 8 santimetredir diyorum. O halde yüksekliğimiz, AB kenarına ait yükseklik 8 artı 6'dan 14 santimetre olur diyorum. Evet, dördüncü etkinliğimizle devam edelim. Yanda verilen şekil çevresi 20 santimetre olan eş karelerle oluşturulmuştur. Buna göre ABC üçgeninde AB kenarına ait yükseklik kaç santimetredir diye soruyor. Çevresi 20 santimetreymiş karenin. O halde arkadaşlar ben 20'yi, çevresi 20 olduğu için 4'e bölerim kare için ve bir kenarını 5 santimetre bulurum. Karenin bir kenarı. Uzunluğu diyelim. Yani şu kenar 5 santimetredir. Aynı zamanda bu kenar da 5 santimetredir diyoruz. Şimdi AB'nin yüksekliği için baktığım zaman AB'nin yüksekliği neresidir? C'den indirdiğimiz
doğru parçasıdır. Yani burasıdır. O halde ben bunun yüksekliğini bulabilmek için bakın her biri 5 santimetreydi. Evet 3 çarpı 5'ten yüksekliğimiz, yüksekliği H harfiyle gösterelim. Yüksekliğimiz 15 santimetredir diyorum. Evet 5. soruma bakıyorum. Buna göre ABF üçgenin üçgensel bölgesinin alanı kaç santimetredir diye soruyor. ABF'nin alanını sordu. Şimdi verilenlere bakalım. BC arkadaşlar şurası. 6 santimetre. GC evet 2 santimetre. DC dediğimiz evet üçgenimizin neyi olacak biraz sonra göstereceğiz. 10 santimetre. Ve benden ABCD dikdörtgen ve BGF dik üçgendir diye söylüyor. Alan istemişti. Alan için ne gerekiyor arkadaşlar? Taban gerekiyor. Ve yükseklik gerekiyor. Şu yüksekliğimi gösterecek olursam. Evet. AB kenarının yüksekliği. F'den indirdiğim dik doğru parçasıdır diyorum. Şimdi tabanımız belli. Yukarıda 10 santimetre olduğu için taban da 10 santimetredir. O halde alan ABF üçgeni taban 10 santimetre çarpı yüksekliğe bakmam gerekiyor. Bakın yükseklik de nereden oluşuyor arkadaşlar? Dikdörtgenin kısa kenarı 6 santimetreydi. Şuradaki GC kenarı da yine 2 santimetreydi. Toplamı 8 santimetre oldu. O halde yüksekliğimiz de 8 santimetre oldu. 10 ile 8 çarpı 2'ye bölmemiz gerekiyor. 10 çarpı 8, 80 bölü 2'den alanı 40 santimetre kare buluruz diyoruz. Evet, sorumuzun cevabı 40 santimetre kare oluyor. Evet, 5. etkinlik bitti. 6 ile devam edelim. ABC bir üçgen ve BAD açısının ölçüsü 12 derecedir. Yani şurayı göstermiş zaten 12 derecedir. ABC üçgeninin diklik merkezi A köşesi olduğuna göre ABC üçgeninin diklik merkezi arkadaşlar A köşesiymiş. Bu ne demekti? Ne zaman köşe oluyordu arkadaşlar? Eğer dik kenarlar yani dik üçgense diklik merkezi dik üçgende köşede kesişiyordu. Dik üçgende dik köşede kesişiyordu. Kesişir demiştik. O halde arkadaşlar şu A açısı aslında dik bir açıdır diyoruz. Benden ne istiyor? DAC açısının ölçüsünü. Yani şurayı istiyor. O halde ben dik açıyı gördüm. Dik açı 90 dereceydi. 90 dereceden 12'yi çıkartırsam 78 derece olarak bulurum arkadaşlar. Neyi? 78 derece. DAC açısının ölçüsü. AC açısının ölçüsünü 78 derece olarak söyleriz diyoruz. Evet, 7. etkinliğe geçelim. ABC üçgen ve M noktası ABC üçgeninin diklik merkezidir. LBC açısı 30 derece, MCL açısının ölçüsü 21 derece ve BCK açısının ölçüsünü istiyor. BCK evet. Bizden burayı istiyor arkadaşlar. Şimdi bana dedi ki M noktası diklik merkezidir. O halde şu açıların dik açı olduğunu görüyorum arkadaşlar. Diklik merkezi bizim yüksekliklerimizin kesiştiği yerdi çünkü. O halde bunlar dik açıdır diyorum. Şimdi şöyle görebilirim. Bakın arkadaşlar burada bir 30 derecemiz var. Hangi üçgenden bahsediyorum? BLC üçgeninden bahsediyorum. Şimdi iç açıların toplamı 180 derece olmalıydı. Şurada bir 90 derecemiz var. Renk değiştirelim. Bakın 90 derece. Bir 30 derecemiz var. Ve 21 ile şuraya soru işareti dediğim yere de x dediğimi düşünelim. 21 ile x'in toplamı 21 x 90 ve 30'un toplamı 180 olacak. O halde yazıyorum. 90 artı
30 derece artı 21 derece artı x dereceleri de gösterelim. 180 derece eşit olacak diyorum. O halde 90, 30 daha 120, 21 daha 141 derece artı x eşittir 180'den 141'i karşıya gönderecek olursam x'in değerini bulabilmek için eksi 141 derece olarak geçti. Buradan x arkadaşlar ne olur? 180'den 141'i çıkartırsak 39 derece olur diyoruz. Nedir x arkadaşlar? BCK açısının ölçüsü. Evet, sorumuzun cevabı 39 derece oldu. Devam ediyorum. 8. soruya bakalım. Şekildeki ABC üçgeninde BC DE'ye diktir arkadaşlar. Zaten dikliği gösterdi. Bakın BC DE'ye dikliği gösterdi. AD 2 santimetre. Pardon, AD DC'nin 2 katıymış arkadaşlar. DE 3 santimetre ve BC 10 santimetre. Şu BC'nin 10 santimetre olduğunu söylüyor. Onu yazalım. Ve benden ne istiyor? ABD üçgeninin, ABD yani şu boyalı bölgenin alanını istiyor. Şimdi arkadaşlar şu bilgiye dikkat edelim. AD'nin uzunluğu, yani şu uzunluk, DC'nin uzunluğunun 2 katıdır diyor. Evet, ben buraya x dersem gençler, o halde AD 2x olacak diyoruz. Şimdi kenar uzunlukları 2 katına artınca arkadaşlar, bunu unutmayalım. Alan da 2 katına artacak. O halde öncelikle ben küçük üçgenin alanını, yani BDC üçgenin alanını buluyorum. Alan BDC üçgeni diyorum. Tabanımız belli 10. Yüksekliğimiz 3. Çarpıyoruz ve 2'ye bölüyoruz. 30 bölü 2'den alanı 15 santimetre kare olarak buluyorum. Şimdi az önce ne demiştik? Kenar uzunluğu 2 katına artıyorsa alan da 2 katına artacak diyorum. O halde alan ABD diyorum arkadaşlar. ABD üçgeninin alanı BDC üçgeninin alanının alan BDC diyorum. Bunun 2 katı olmalı. BDC üçgeninin alanını ben 15 santimetre bulmuştum. O halde 2 çarpı 15'ten ABD üçgenin alanını 30 santimetre kare olarak buluyoruz arkadaşlar. Kenar uzunlukları 2 katına çıkınca alan da 2 katına çıkar diyoruz. Evet, 9. soruya bakıyorum. ABC dik üçgeninde AB BC'ye diktir. AB BC'ye zaten dikliği gösterdik. DE AC'ye diktir. Evet, dikliği göstermiş. AB 6, BC 8, DE 3 ve AC 10 santimetre. Şekil üzerinde gösterilmeyen sadece AC var. Onu da biz gösterelim. Bu da 10 santimetre. Bizden ne istiyor? Boyalı bölgenin alanını istiyor. Madem arkadaşlar ben diyorum ki bu boyalı bölgenin şu alanını bulabilmek için bakın büyük üçgenimiz var. ABC üçgeni. Ben ABC üçgeninin alanından ADC üçgenin alanını çıkartırsam boyalı bölgenin alanını bulurum diyorum. Evet, boyalı alan diyorum. Büyük üçgenden yani alan ABC'den ADC üçgenin alanını çıkarıyorum. Ve boyalı alanı bulmuş oluruz diyoruz. O halde ABC üçgeninin alanı, kenar uzunluklarımız ve dik kenarlar 6 ve 8 santimetre. 6 çarpı 8 bölü 2'dir. ADC üçgeninin alanı, tabanımız 10 santimetre. Yükseklik 3 santimetre ve bölü 2 diyorum. Şimdi bu işlemleri yaparsak boyalı bölgenin alanını bulacağız. 6 çarpı 8, 48 bölü 2, eksi 10 çarpı 3, 30 bölü 2, 48'i 2'ye bölüyorum 24, 30'u 2'ye bölüyorum 15. Evet, çıkartırsak boyalı bölgenin alanı 9 santimetre kare olur
diyorum. Evet, devam ediyoruz. 10. soruya bakıyorum. M ve N doğrular arkadaşlar paraleldir diyor. Alan ABC, alan BDC ve alan EBC ifadelerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor. Şimdi ABC üçgenini şöyle bir gösterelim arkadaşlar. Farklı bir renkle. ABC. Devam ediyorum. BDC üçgeni. B'den başlıyorum. Evet. Son olarak da EBC üçgeni gösteriyorum. BE'yi çiziyorum. Evet. Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken nokta neresi? Şu BC kenarı arkadaşlar. BC kenarı üçgenin tabanı. Üç tane üçgenin kenarının tabanı diyorum arkadaşlar. BC kenarı dikkat edin. Taban o halde üç üçgende de eşit. Taban aynı. Tabanları BC doğru parçası olduğu için ve aynıdır. Şimdi yükseklik için bakıyorum. Üç üçgenin yüksekliği de gençler. Şurada yüksekliği bir tanesini çizecek olursam bakın şu yükseklik aslında üç üçgenin de yüksekliğidir diyorum. Şuraya dik açısını gösterelim. Üç üçgenin de yüksekliğidir dedik. O halde yükseklikleri de aynı. Şimdi zaten biz ne yapıyorduk alanı bulurken? Tabanla yüksekliği çarpıp 2'ye bölüyorduk. O halde aynı sayıları çarpıp 2'ye bölmek demek aslında bunların alanının eşit olduğunu gösteriyor. O halde alan ABC diyorum. ABC üçgeninin alanı eşittir. BDC üçgeninin alanı o da eşittir. EBC üçgeninin alanına diyoruz arkadaşlar. Evet, üç üçgenin alanı da birbirine eşit çıktı. Evet, 11. soruma bakıyorum. Şekilde AE BC'ye diktir arkadaşlar. AE yani yüksekliktir diyor. BD 9 santimetre. BD 9 santimetre. Şurası 9 santimetre. DC 3 santimetre. 3 santimetre. Alan ABC, ABD, ABD'nin alanı da 18 santimetre kareymiş. Şimdi arkadaşlar buna göre ADC kaç santimetredir diye soruyor. ADC neresi? ADC dediğimiz alan şu küçük üçgendir diyorum. Bunun alanını sordum. Şimdi arkadaşlar şöyle görüyorum bakın. Burası 3 santimetre. Diğeri 9 santimetre ise ve ABD'nin alanı, şunu farklı bir renkle göstereyim. ABD neresi? Şu üçgenin alanı 18 santimetreymiş. 18 santimetre kareymiş. Şimdi kenar uzunlukları birbirinin karesi ise, katıysa arkadaşlar kaç katı? 3 katı. O halde alan da birbirinin 3 katı olacak diyoruz. Yani şöyle yazıyorum. Alan, büyük olan hangisiydi? ABD'ydi. ABD üçgenin alanı ADC üçgeninin alanının ADC üçgeninin alanının 3 katı olacak diyorum. 3 katına eşittir. O halde ABD üçgeninin alanı 18 santimetre kareydi. Eşittir. 3 çarpı alan ADC diyorum. Benden zaten ADC'nin alanını istemişti. O halde her iki tarafı 3'e bölüyorum. Evet. ADC üçgeninin alanını 6 santimetre kare olarak buluyoruz arkadaşlar. Evet. Buradan dersimi bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.